Çocuk giysileri, havluları, eşyaları üzerine kendi çizdiğim nakış desenleri uygulamak istiyorum. Ancak insan ve hayvan gibi ruhu olan canlıların resmini yapmanın günah olduğunu duydum. Havlu ya da çocuk odası nevresim takımı gibi ev eşyaları üzerine tavşan, kedi, köpek, ayı gibi ya da çizgi film karakteri gibi kendi çizdiğim çocuk karikatürleri gibi nakışlar yapmam caiz olur mu diyor. Resim konusunda alimlerimiz meseleyi genelde iki başlıkta ele alıyorlar. Buğutlu olan, boyutlu olan, gölgesi olan, heykel veyahut da kabartma tarzında olan resimler, bir de çizim. Buğutlu olanlar, gölgeli olanlar veya heykel şeklinde olanların caiz olmayacağı noktasında ittifak vardır. Ancak bir çocuk oyuncağı şeklinde bir bebek, çocuğun eline verirsin, oynar, süs olarak değil ama. Bu şekilde olursa ve onda da harici olarak bir müstehcenlilik söz konusu değilse, ki bazı piyasada satılan oyuncak bebekler var, birebir bir kadınmış gibi, bir genç kızmış şeklinde yapılıyor. Bu doğru değil. Ama normal bir çocuk oyuncağı olduğu belli, müstehcen de olmadıktan sonra ve çocuğun eline verip de çocuk oynuyorsa bu durum müstesna. Ama onun haricinde süs eşyası şeklinde kullanılması caiz değil. İkinci başlığımız ise çizim. Bu çizim noktasında ise genelde alimler dört görüşe ayrılıp gidiyorlar. Birinci görüş, bu konuda gelen hadis-i şeriflerin ıtlakından yola çıkarak mutlak anlamda resmin caiz olmadığı görüşünü savunuyorlar. Bu ilk görüş. İkinci görüş ise bunun tam tersi olarak bu Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde putperestliğe yakın bir dönemdi. Oysa şu anda oradan uzaklaştığımız bir dönem, geriye dönüş söz konusu olmayacağı için bu sebeple rakma, yani çizme müsaade ediliyor. Ki bu noktada varit olan bazı hadis-i şeriflerde illa rakman fi sevbin, kumaşa çizilmiş olan figür müstesna şeklinde hadis-i şeriflerden de yola çıkarak bunun caiz olduğunu savunanlar var. Ki İmam-ı Tahavi bu görüştedir Hanefi fıkhında. İbn-i Ebi Şeybe de keza bu görüştedir. Hatta müteahhir ulemanın birçoğu da bu görüşü savunmaktadır. İki görüş oldu. Mutlak manada caiz değildir diyenler, mutlak manada caizdir diyenler. Bir de meseleyi tafsil, ayırıyorlar. Nasıl ayırıyorlar? Bu da iki görüş şeklinde. Birincisi klasik hepimizin bildiği tarzda, işte yaşayamayacak şekilde olursa caiz, ama yaşayacak şekilde olursa o zaman caizdir. Mesela kafası kopmuş şeklinde olursa veya vücudunun büyük bir bölümü kesilmiş şekilde olursa bu caiz olabilir. Aksi takdirde caiz olmaz. Bununla alakalı Hazreti Ayşe validemizden rivayet edilen bir hadis-i şerif. Efendimiz aleyhissalatü vesselam eve girdiğinde işte bir minder üzerinde figürler var. Bir keresinde Efendimiz kızıyor, diğer bir keresinde ise kızmıyor. Buradan bu görüşün sahipleri diyor ki bir keresinde girdiğinde bunlar düz bir şekilde durduğu için, yani şekil tam belli olduğundan dolayı bunun yasak olduğu ifade edilmiş. Ama ikinci kez girdiğinde ise üzerine oturulmuş veya buruşuk olduğundan dolayı işte kafası kopmuş tarzda veya işte vücudunun büyük bir bölümü gitmiş tarzda olduğu için bunun caiz olduğu. Ki İbn Hacer genelde bu görüşü savunan kişilerdendir Şafii fukahasında. Dördüncü görüş ise meseleyi bu şekilde değildir. Daha fazla tahkir, hakaret. Yani bir yerde asılıysa bu caiz değil. Ama yerde üzerine basılıyor veya üzerine oturuluyor ise bunun da caiz olduğu görüşünü söylemiştir. Ki de bu Şafii mezhebinde İmam Nevevi'nin, hatta İmam Müzeni'nin bizzat İmam Şafii'den rivayet ettiği bir görüş olarak karşımıza çıkmaktadır. Netice olarak baktığımızda bu konu ihtilaflı bir konu. İbn-i Abidin merhum diyor ki bununla alakalı, bu ihtilaflar o resmin bizatihi var olan bir resimle alakalı. Ama o resmi inşa etme, yapma noktasında caiz olmayacağı konusunda ağırlık olduğunu da ifade ediyor. O yüzden bizim tavsiyemiz bu kardeşimize bundan kaçınması. Yani yatağa, yorgana bir şey yapması gerekiyorsa cansız figürler yapabilir. Manzara resimleri, ağaç resimleri, dağ, toprak, böyle bu gibi şeyler yapar. Yani bir insan figürü şeklinde yapması uygun değildir. Bu şekilde söylemek daha doğru olsa gerek deriz. İhtiyasa dediğinde, ama denildiği gibi bu konuda farklı görüşler de vardır.